bu iki tane önemli dava vardı. Biri Özgür Gündem ana davası, diğeri de Libya'da hayatını kaybeden MİT mensubunun cenaze törenine ilişkin dava bugün Çağlayan'da görülüyor. Bizim de dava şu anda devam ediyor ve Hülya Kılınç şu anda ifadesini veriyor. Bizim de yayın konuğumuz hem avukat kimliğiyle hem de siyasi kimliğiyle bilinen CHP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil. Hemen kendisine dönelim. Öncelikle bugünkü yargılamaları nasıl değerlendiriyorsunuz? Çağlayan'da gazeteciler haber takip etmek için değil, yargılanmak için buradalar ve şu anda da dava devam ediyor. Neler söylersiniz yargılamanın toptan durumuna dair? Evet, öncelikle sanıyorum bu adli önündeki buluşmalarımızın toplam durumuna dair bir iki şey söylemek istiyorum. Çünkü dediğiniz gibi buraya normalde haber vermek için, haber almak için, halkı aydınlatmak için olması gereken insanlar cezaevi araçlarıyla elleri kelepçeli bir şekilde arkadan böyle katil gibi, hırsız gibi getirilip o koltuklara oturtuluyorlar. Gerçekten içimiz acıyor yani. Biz de memnun değiliz açıkçası. Siz de eminim memnun değilsiniz. Ben de memnun değilim. Sürekli ayda iki kez, üç kez gelip buradaki saçma sapan, hiçbir hukuki zemini olmayan davaları takip etmek zorunda kalmaktan. Ama içerideki arkadaşlarımız hepimiz için çok kıymetli ve bu hukuki değil, siyasi kumpaslarla mücadele etmek için buradayız. Bir de içeri girmedik bugün, malumunuz pandemi var. Aslında sanıyorum burada 30'a yakın milletvekili arkadaşım var. CHP'den var, HDP'den var, İYİ Parti'den milletvekili arkadaşlarımız var. Ama gazeteci arkadaşlarımız rica etti haber verme özgürlüğü için. O yüzden bugünlük duruşma salonundan değil, bu şekilde biz de dışarıdan takip ediyoruz. Yanlarında olmak için buradayız açıkçası. Peki aslında davadan iki gelişmeyi de değerlendirmenizi isteyeceğim. Bir yandan savcılık mütalasında tutuklu gazetecilerin de tutukluluklarının devamını talep etti. Erkac Erer'in dosyasının ayrılmasını talep etti. Ama bir yandan da mahkeme başkanı tutukluluk incelemesinde gazetecilerin de serbest bırakılmasını istedi. Bu iki durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu aslında değerlendirmeye muhtaç bile değil, inanın. Başından beri söylediğimiz şey bu davaların ne kadar ve tamamen siyasi iradeye angaje bir şekilde yürütüldüğünün, ortada aslında hukuka dair hiçbir şey olmadığının, bunun sadece bir gazetecilik faaliyeti olduğunun ben bir delili olarak görüyorum bunu. Çünkü dosyaya bakan hakim diyor ki tutuklamama gerek yok bu adamı. Salalım bu adamı. Tahliye edelim bu adamı diyor. Hakim diyor bunu. Dosyanın hakimi diyor ki başından itibaren hiç tutuklanmaması gereken insanlardan bahsediyoruz. Buna rağmen ortaya yine geliyor, bir mütalaa veriliyor. Tutuk saçma sapan o maktu. Hepsini siz de görüyorsunuz zaten. Birbirinin aynı gerekçelerle devamı talep ediliyor. Biz bunun hepsini görüyoruz. Halk da bunu görüyor. Sizler de çok iyi görüyorsunuz. Anladığımız kadarıyla dosyada tutukluluğun devamına dair karara bakan hakim de çok iyi görüyor. Ama işte maalesef öyle bir noktaya geldik ki biz bu ülkede hukuk artık siyasi iradeyi aşmıyor, aşamıyor. Peki bugün ne karar çıkar ya da sabah saatlerinden itibaren aslında meslek örgütleri de umutlular. Bir tahliye beklentisi de var. Siz bu durumu nasıl görüyorsunuz? Bugün bir tahliye çıkar mı gazeteciler için? Açıkçası Gül Hanım, şimdi son bana bu soruyu sorduğunuzu hatırlarsanız Silivri'deydik. Osman Kavala davasındaydık. O da saçma bir davaydı ve %100 olarak tahliye bekliyorum derken tutukluluğun devamına dair kararı dinlemiştik ve sinirimiz bozulmuştu, hatırlar kameraman arkadaşımızla. Burada da aynı durum. Yani başından beri olmaması gereken bir yargılama. Evet, bir avukat olarak da, bir milletvekili olarak da, bir vatandaş olarak da beklentim bu yönde. Olması gereken bu yönde. Ama izniniz olursa ben tutuklu gazeteci arkadaşlarımın ailesine bir an önce kavuşması umuduyla bir totem yapıp bu konuda birazcık sessiz kalacağım bu sefer. Ama o beklentilerin doğru ve düzgün bir temele oturduğunu söylemek yanlış olmaz açıkçası. Teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz için. Evet, Çağla Ayağındayız. İstanbul Adliyesi'nde iki davayı takip ediyoruz ve CHP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil de hem bu davaya ilişkin gazetecilerin yargılanması sürecine dair değerlendirmelerde de bulundu. Şu bilgiyi de aktaralım Petek, az önce Özgür Gündem davası sona erdi ve dava duruşma 24 Aralık tarihine ertelendi. Bu davayı da takip ediyor olacağız. Şimdilik sözü yeniden stüdyoya bırakalım. Teşekkür ederiz Gül. Gelişmeleri senden almaya devam edeceğiz.